Şöyle ki bunu iki gruba ayırabiliriz. Birinci grubumuz herhangi bir hazırlık yapmayanlar. İkinci grup da düzenli yıl boyunca bir hazırlık yapanlar kategorisinde ikiye ayırabiliriz. Zaten belli bir sistem üzerine çalışan öğrenciler kendi bulundukları özel öğretim kurslarında bununla ilgili rehberlik alıyorlar. Özellikle sınava son birkaç hafta kala öğrencilerin kesinlikle ve kesinlikle bolca denemelere girmesi gerekiyor. Bu denemelere girdikçe öğrenci hem eksiğini görmüş olur hem de o eksiklerine dönük çözümler üretebilir. Bunları özellikle rehber hocaları ve branş hocalarıyla birlikte çalışarak sorular üzerinde o eksiklerini tespit edip çözüm üretebilirler. Özellikle bu çalışmalarını bir ritmik seviyeye getirmeleri gerekiyor. Öğrencilerimiz sonuç itibariyle canlı yapılarına uygun hareket etmeleri gerekiyor. Bunda en önemli şey uyku, düzenli bir uyku, beslenme alışkanlıklar. Bunlar çok çok önemli. Bu sınav süreci boyunca özellikle son bir aya geldiklerinde rutin beslenmeleri neyse, rutin uyku saatleri neyse ona göre eskisini devam ettirmeleri gerekiyor. Bu özellikle sınav gününde herhangi bir anormalliğin yaşanmaması açısından çok çok önemli. Sınav yerleri yakın tarihte açıklandı. Öğrencilerin muhakkak sınava girecekleri yerleri önceden gidip görmeleri gerekiyor. Ulaşımı nasıl sağlanıyor? Otobüsle mi gidecekler? Kendi özel araçlarıyla mı gidecekler? Trafik yoğun bir güzergah mı? Bunları önceden gidip görmesi gerekiyor öğrencinin. Ona göre tedbirli sınav günü sınava girmiş olur. Aile çok önemli bir faktör. Çocuklarımız bizim çocuklarımız. Sınavda başarılı da olsalar, başarısız da olsalar bizim çocuklarımız. Bundan dolayı ailelerinin kesinlikle ve kesinlikle çocuğa o güveni vermesi gerekiyor. Başarılı da olsan, başarısız da olsan evladım biz senin arkandayız. Bu güveni verirse zaten o çocuk yapabileceğinin en iyisini yapabilir. Bunda bir sıkıntı yaşanmamış olur. Bu çok önemli. Özellikle özel öğretim kursları bu konuda profesyonelce zaten çalışıyorlar. Biz eğitimciler olarak öğrencilerin sınava son günlerinde onları motive etme anlamında rehberlik yapıyoruz. Bir de deneme sınavları çok çok önemli. Deneme sınavlarında öğrenci bütün eksikliklerini görebilir. Buna dönüp de çözümler üretebilir. Bu çok önemli. Şimdi öğrenci eksikliklerini tespit etmesi gerekiyor. Bu eksikliklerini tespit etmenin en iyi yolu deneme sınavıdır. Bu konuda ülkemizde zaten yeterince çalışmalar var, yeterince yayınlar var. Öğrenci bol bol deneme sınavlarına girerek, deneme sınavlarının sonuçlarını analiz ederek öğretmenleriyle birlikte eksiklerini görüp kısa vadeli çözümler hemen üretebilmeli. Bu konuda özel öğretim kursları ya da kendi çevresindeki eğitimciler bu konuda çok rahatlıkla yardımcı olur. Yani kısacası öğrencinin bol bol deneme çözmesi gerekiyor sınav öncesi. Bir eğitimci olarak benim gözümde en önemli şey öğrencinin moral motivasyonudur. Öğrenci kesinlikle ve kesinlikle bu sınavı ölüm kalım mücadelesi olarak görmemeli. Tabii ki hayatımızda önemli bir sınav ama ben bu sınavı kazanamazsam bittim gibi düşünmemesi gerekiyor. Hayat bir şekilde devam ediyor. Bu sınava bu gözle bakmalı ve ona göre girmeli.